Çalışıyorum ama netlerim bir türlü artmıyor. Bir türlü istediğim seviyeye gelmiyor. Bunun sebebi ne? Şimdi bunun birkaç sebebi var arkadaşlar. Sadece ders çalışarak, bol soru çözerek, belki soruları düzgün tekrar ederek netleriniz artmaz. Farklı farklı artmamasının sebepleri var veya artmasını sağlayan etkenler. Birinci sebep, tekrar sistemimizi düzgün oturtmamanız olabilir. Yani ben tekrarımı sağlayamıyorsam, konuyu çalışıyorum ama düzgün tekrar etmiyorsam unuturum ve netlerime yansımaz bu. İkincisi, deneme analizlerinizi veya soru biriktirdiğiniz soruların analizlerini, yanlış yaptığın soruların daha doğrusu analizlerini yapmamak. Bu da çok büyük bir sebeptir. Üçüncüsü, beslenmeye dikkat etmemek. Bakın arkadaşlar, beslenme sınav senesi için gerçekten çok kritik bir şeydir. Beslenmenize dikkat edin. Sağlıklı beslenin. Dördüncüsü, herhangi bir vitamin eksikliği veya hastalık. Bu da olabilir. Bilmediğiniz bir şekilde B12 vitamini veya herhangi bir başka vitamininiz eksik olabilir ve bu da sizin öğrenmenizi güçleştirebilir. Bunun için doktora gitmenizi, kan değerlerinize baktırmanızı ve gerekli vitaminleri kullanmanızı tavsiye ederim. Beşinci durum, ailesel veya çevresel baskılar. Çevrenizde size baskı yapan herhangi biri varsa, sen aptalsın, sen salaksın, sen şöylesin, böylesin gibi psikolojik baskı yapan biri varsa arkadaşım, bu da netlerinin artmamasına sebep olur. Bu tür durumlarda ya o kişiden uzaklaşmak, ya gerekirse o kişiyle bir sohbet edip hani bak sen bana böyle böyle baskı yapıyorsun, başarısız olacağım gibi şeylerle o kişilerin baskısını azaltmaya çalışın veya o kişiyi artık umursamamaya çalışın. Bunun haricinde ne olabilir netlerin artmamasının sebebi? Çok fazla ders çalışmak. What the f Ne alaka? Çok fazla ders çalışıyoruz diye netlerimiz artmayacak mı abi? Evet, artmayacak. Yani bunu şey gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi ben bizim arkadaş var, Çağatay Pala, eskiler bilir. O da YouTuber'dı. Çağatay Pala kaslı, iri yarı bir çocuk. Bense böyle ince bir çocuğum ve şöyle diyorum. Ben Çağatay günde 2 saat spor yapıyor, örnek ver olsun diye söylüyorum. Ben günde 20 saat spor yapayım. Çağatay'ın 10 ayda yaptığı vücudu ben 1 ayda yapayım. Böyle bir şey mantıklı mı sizce? Yani spor yapanlar bunu söylesin. Beden iflas eder. Aynı şey bu da geçerli. Zamana yayın. Yani 20 saat spor faydayı bırakın zarar verir kaslarınız. Vücudunuzun gelişimini engeller. Hatta spor yapanlar şunu çok iyi bilir. Yaptığınız spor kadar, yani beslenmeniz kadar dinlenmeniz de önemli. Aynı şey öğrenme için de geçerli. Evet, ders çalışmak çok önemli. İyi beslenmek, çevresel faktörler çok önemli. Ama dinlenmeyi de bilmek gerekir. Bazen mola vermeyi unutmayın arkadaşlar. Dinlenin, arada bir yürüyüşe çıkın, belgesel izleyin, kitap okuyun, sevdiğiniz şeyleri yapın. Ve bu tür faktörlerden uzak durarak, yani çok fazla ders çalışma faktöründen de uzak durarak netlerinizi arttırabilirsiniz. Bir diğer faktör ise arkadaşlar, daha hani tam olarak olgunlaşmamışsınızdır. Tamam, 2-3 haftadır, bir aydır belki çalışıyorsunuz ama bazı öğrenci netleri durur durur ve bir anda yükselmeye başlar. Yani sürekli yükselmez. Bu da olabilir bir sebebi. Yani ortadaki sebep aslında, biraz daha kendinize süre verirseniz yükselecektir. Hani bu şey gibi düşünün, bambu ağacı gibi. Bambu ağacı tam olarak sayıyı hatırlamasam bile ilk 2-3 yıl hiç uzamaz. Sonra 4. yıl bir anda kat 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 uzar. Bu da aynı mantık. Bazı öğrenci öyledir. Bu olabilir. Ve son faktör, ki bence birçoğunuzun yaşadığı faktör de bu. Arkadaşlar, kendinize psikolojik baskı yaparsanız netleriniz artmaz. Ya işte yine düşük yaptım, ben aptalım. Ya işte şöyle oldu, ben salam. Ya böyle oldu, şöyle oldu gibi 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 gibi. Kendinizi sürekli yıpratırsanız, kendinize özgüveninizi yitirirseniz ve sürekli işte kendinize baş başa kaldığınızda bu sene de olmayacak gibi söylemlerde bulunursanız, yani bir nevi çevrenizin yapmadığı baskıyı siz kendi kendinize yaparsanız yine netleriniz artmaz. Lütfen kendinizi biraz sevin ve kendinize güvenin. O zaman netlerinizin yavaş da olsa artacağına eminim. Bir de arkadaşlar, ne olur boş hayallere kapılmayın. Ben gücüm neyse ona göre hareket ederim. Yani şu anda kalkıp da bir anda 100 kilo kaldıramadım diye üzülmem. Şu an derim ki ilk 10 kilo kaldırayım, sonra 20 kilo gibi makul hedefler koyarım ki kendimi üzmem. Hepinizi seviyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Tam bir YouTuber olduk ha. Görüşmek üzere.